Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Yargı bağımsızlığı Türkiye'nin uzunca bir süredir gündeminde. Yargıda yapılan değişiklikler, alınan kararlar, özellikle AKP hükümetinin yargı konusundaki politikaları bu konuyu hep tartışma konusu halinde sıcak gündemde tutuyor. Sanatçı Orhan Aydın'ın da bu konuda başına gelmeyen kaldı diyebiliriz. Bir tweet paylaşmış. Diyor ki: "Tükürülmüş sakal, okunmuş terlik satan dim simsarına soysuz dediğim için para cezasına çarptırıldım. Yaşasın sanat ve hayat dediğim için de AKP ve yandaşlarına söylediklerim için de davalar açıldı. Gazeteciler, düşünceleri suç sayılan insanlar hapis, yargı bağımsızmış." diyor. Yine kinayeli bir tweet. Şu anda telefon attığımızda sevgili Orhan Aydın, merhaba. Merhabalar. Bütün bizim gibi ailesini, bütün yaratıcılarını ve emekçilerini, ülkemdeki demokrasi, insan hakları, özgürlük, eşitlik, barış, kardeşlik mücadelesi veren bütün insanlık adına alkışlarla selamlıyor. Yayın hayatına başarılar diliyorum sevgili aile. Çok teşekkür ederiz desteğiniz ve güzel yorumlarınız için Orhan Bey. Evet, şimdi attığınız tweet'e dönelim. Sizin de bu konuda çokça canınız yandı. Yargı diyoruz, yargı bağımsızlığı diyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Canınız neden yandı? Bu tweet'i niye attınız? Yani bu bir ilk değil. Onlarca maalesef davam var, 13 tane davam var süren. Ne zaman memleketin eşitlik ve özgürlük meselesinde, laiklik meselesinde, barış ve kardeşlik meselesinde düşüncelerimizi açık etmeye kalksak, anında bir takım troll hesaplar ve yandaşlar ve gazeteciler, havuz medyasından bezinen, kendine gazeteci denen yaratıklar hedef gösteriyorlar ve anında davalar açılıyor. Bu ülkemdeki adalet, yargı, hukuk meselesinin nereye savrulduğunun da aslında net işaretlerinden biri. Elbette ki yalnızca benim başıma gelen bir durum değil bu. Onlarca sanatçı arkadaşım için de, gazeteci ve yazar için de geçerli bir durum. Ülkenin bütün muhalifleri için de geçerli bir durum. Düşünebiliyor musunuz ki bir ülkenin cumhurbaşkanı ile ilgili açılmış hakaret davası 81'in üzerinde ve bunların hepsi mutlak ceza ile sonuçlanabiliyor. Aynı zamanda AKP ve yandaşları ve o havuzdan beslenen herkesle ilgili açılmış yüzlerce dava var. Bu ülkede adaletin, hukukun nereye savrulduğunun da net örneklerinden bir tanesi. İsteniyor ki kimse düşüncelerini eşitlik için, özgürlük için, barış için, kardeşlik için, aşk için, yani bu güzelim coğrafya için, bu coğrafyanın güzelim insanlığı için kimse düşüncelerini söylemesin. Yalnızca bizim söylediklerimiz kabul görsün, yer bulsun insan hayatında, bununla ülkeyi yönlendirelim isteniyor. Bu 93-95 yaşına gelmekte olan, işte 2023'te 100. yaşına girecek olan Cumhuriyet'te yaşadığımız bunca darbelere, acılara, eleme, kedere, işkenceye rağmen yaşadığımız en düşünce özgürlüğü konusunda en geri noktaya savrulduğumuz günlerden bir tanesi maalesef. Evet. Orhan Bey, peki eleştiriyoruz ama şimdi önümüzde bu konuda geride olan birçok ülke var, örnek olarak Orta Doğu ülkelerinden örnek vermek gerekirse. Nereye İslami gidiyor sizce? Nereye gidiyor? coğrafyaların tamamı için aynı şeyi söyleyebiliriz sevgili Oya herhalde. Yani bütün İslam ile idare edilen, o felsefeyle, şeriatla idare edilen ya da İslami siyasal partilerin iktidarda olduğu bütün Orta Doğu ülkelerindeki maalesef birbirinde savaşan, kan döken bu ülkelerin tamamında aynı durum yaşanıyor maalesef. Bunun bir yüz düşümü mü? Hayır, ben bir yüz düşüm olarak görmüyorum. Daha ileri bir noktasını görüyorum bu ülkede yaşatılanların. Orada rejimler açık biçimiyle tanımlayabileceğimiz, adını koyabileceğimiz siyasi partiler ve anlayışlar tarafından yönetiliyor. Bizde ise bu demokrasi ve özgürlükler kılıfı altında yapılıyor. Bütün mesele bu. Bunun da büyük bir aldatmaca olduğunu birlikte yaşıyoruz bir coğrafyada. Evet. Peki nereye gidiyor sizce bu süreç? Yani hep karanlık günler geliyor diyoruz ama aslında farkında olmadan yumuşak yumuşak daha da geriye gidiyoruz. Az önce ifade ettiğiniz 103. yaşına girecek Cumhuriyet'te en geri noktaya geldik dediniz ama daha da geriye gidiyoruz. Nereye gidiyor bu süreç? İşte bu tek adam diktatörlüğü denen siyasal anlayış, bu yapılaşma, yani her şeyi bir tek kişinin bildiği, her şeyi bir tek kişinin yaptığı, arta kalanların da aynı siyasi çatı altında olmasına rağmen biat ettiği, kulluk kültürünün savurduğu yer, Orta Doğu coğrafyasındaki halkların yaşadığından farklı olmayacaktır.
Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı atamaları gördünüz mü basında? Evet. Yani Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden il Milli Eğitim Müdürlüklerine kadar her şeyi kendinin belirlediği bir süreç yaşıyoruz. Bu adalette de böyle, yargıda da böyle. Kimlerin savcı ve hakim olması gerektiği, kimin hangi üniversiteye rektör olması gerektiği, kimin öğretim üyesi, kimin doktor olması gerektiği, kimin hakim savcı olması gerektiği konusunda da tek kişi karar veriyor. Bunun adına insanlık tarihi başından beri bu davranışın, bu dayatmanın adına faşizm demiş, tanımlamasını yapmış. Ben ülkemde bir İslamcı faşist sistemin yaşatıldığını halkıma, bu uygulamanın da böyle gittiği sürece, örgütlenmeyip diklenmediğimiz sürece elimizde hiçbir şeyin kalmayacağını, yargı ve adalet yoluyla gasp edilmiş olan Cumhuriyet'in kuru ve kuruluşlarından sonra sıraların dağlarımıza, ovalarımıza, nehirlerimize kadar getirildiğini, emperyalizme açık bir ülke olduğumuz için de bu anlamıyla sistemi yürütenler buna kucak açıyorlar her bu duyuyla. Geleceğimizin karanlık olduğunu düşünüyorum. Eğer örgütlenmez, birlikte aşk için, kardeşlik için bir araya gelmezsek eğer, varımız, yoğumuz, dağımız, nehirimiz, ormanımız, madenlerimiz, yeraltı, yerüstü bütün kaynaklarımız peşkeş çekilecek diye düşünüyorum. Kanzaları bunun en net örnekleri ama kendileri itiraf ediyorlar. 1102 ayrı noktada AKP hükümeti ağaç kesiyor. Yüzlerce yerde maden arama ruhsatı dağıtıyor. İş bu ne kadar gelmiş durumda? Kurum ve kuruluşlarıyla işgal edip bitirilmiş yapanın son çeperleridir bunlar. Birlikte nefes aldığımız, hayata sevinçler kattığımız, yaban hayatlarının, su kaynaklarının olduğu alanlardır ve bunların talan edilmesi, ülkenin talan edilmesiyle birebir eş anlamlıdır. Dolayısıyla buradan sıyrılıp çıkmanın yolu, son seçimlerde ülke halkının büyük bir çoğunluğunun gösterdiği o erdemli duruş, o onurlu davranışla sistemi alaşağı edebilecek bir davranış biçimini yeniden göstermektir. Bazen sandıklar demokrasi olarak görülebilir. Evet, benim ülkemde de bu demokrasi olarak görülüyor ama görüyoruz ki demokratik bir ortam yok. Demokratik bir ortamın olmadığı yerde demokrasinin sözü edilemez. Dolayısıyla sandıklar yalnız başına insanlarımızın önünde bir demokrasi seçeneği için konduğunda buradan bir yol bulmamız çok zorlaşır. Kan zallarında olduğu gibi, daha önce Kezi meselesinde olduğu gibi, daha önce Karadeniz'deki yaylılar meselesinde olduğu gibi yan yana gelmeyi becerebilmeliyiz ve bu vatanın gerçek sahiplerinin bu vatanın içerisinde yaşayan insanların olduğunu dünya aleme duyurabilmeliyiz diye düşünüyorum. Bunun yolu da galiba eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık için bir akıl birliği yaratıp yeniden örgütlenmekten geçer. Evet, bütün cümlelerinizde bu durumu anlatırken hep demokrasi vurgusu yaptınız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık demokrasi vurgusu yapıyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Faşizm mi var bu ülkede? Yoksa hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan dediği gibi demokrasi geçerli mi? Demokratik bir ülke mi? Ben tam tersini düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine katılmak mümkün değil. Ülkede cezaevlerinde 270 bin tane insan var. Ve yeni 170-180 daha cezaevi yapılıyor. Düşüncesini açıklayan ve uygulamalara karşı çıkan, set olmaya çalışan herkes derdest içeri atılıyor. Bu mu demokrasi? Ya da eşitlik meselesinde, özgürlük meselesinde, işçi hakları meselesinde, çalışanlar meselesinde, atanamayan öğretmenler meselesinde, cezaevlerinde 784 tane 0-6 yaş bebek var, bebek. Evet. Bu bile başlı başına sorgulanması gereken bir durumdur. Annelerini, babalarını suçlu diye içeri alıyorsunuz çocuklarıyla beraber. Buna bile çözüm üretememiş, bu duruma bile çözüm üretememiş ülkede demokrasinin varlığından söz etmek başlı başına bir hayaldir ve büyük bir yalandır diye düşünüyorum. Düşünsenize memleketin tepeden tırnağa durumunu. Her kilometre karesinde, her metre karesinde neredeyse insanlığın yan yana yaşaması için, barışık, kardeşçe bir arada yaşaması için dünden bugüne geldi. Bağımsızlık çabası bunun için verildi. Yedili düvele karşı bu ülke insanlığı bunun için taşını, toprağını, her şeyini, yurdunu tepeden tırnağa emperyalistlere karşı savunarak ayağa kalktı ve geldi. Bugün başka büyük uluslararası oyunlar ve ülke içerisinde büyük tezgahlar var bunun için. Bunları görmek gerekiyor diye varsayıyorum.
Bunları görmeden bu ülkenin geleceğini kurgulamak, dikide bir çıkıp halka yalan söylemek ve aldatmak da ve halka karşı suç işlemekle eşdeğerdir diye düşünüyorum. Yaşadıklarımız bunun bir parçası. Gerçek tam tersi. Enflasyon, yoksulluk, işsizlik, pahalılık ve hırsızlık ve yalan ve dolan görüyoruz. El değiştirilen belediyelerdeki durumları görüyoruz birlikte. O konuda görüşünüz ne Orhan Bey? Bir sanatçı olarak merak ediyorum, ne düşünüyorsunuz? Bu belediyelerdeki akraba atamaları, birbirlerine böyle bir yol açmaları, yani aslında biz AKP hükümetinde bunu gördük ama belediyelerde de artık sosyal medya çok önemli tabii, hemen ortaya çıkıyor. Bu görüyorsunuz CHP belediyelerde de var. Evet. Birkaç noktada çıktı, reaksiyon gösterildi. Hemen oradaki belediye başkanları o görevlerinden istifa etti. Bunu gündeme taşıyan AKP yapısında ise, AKP'li belediyelerin tamamında ise bu biçimde hani böyle suyun üstüne çıkma durumu gibi hepsi sürüyor, fazlasıyla sürüyor. Bu o onursuzluktur bu vatana karşı. Bu vatanın insanına karşı erdemsizliktir, vicdansızlıktır ve şerefsizliktir ve haysiyetsizliktir. Kim nasıl algılarsa algılasın. Belediye başkanıysan belediye başkanlığı görevini yapacaksın. Başka şirketlerin başında bulunup, belediye bağlı yan şirketlerin başında bulunup, oradan kendine yeni arpalıklar edinmek hainliktir başlı başına diye düşünüyorum. Ama benim canımı acıtan başka şeyler de var. Başından beri bu seçim öncesi de dile getirdiğimiz hem İstanbul'da hem Ankara'da hem Mersin'de hem Antalya'da AKP'nin elinde bulunduğu büyükşehir belediyelerinin tamamında dile getirdiğimiz bir durum var. Bununla ilgili de davalarım var. Ben bütün yolsuzlukların belediyelerdeki kültür müdürlükleri üzerinden yapıldığını dile getirdim, yazdım. Bununla ilgili davalar açıldı, kazandım. En büyük İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür arşiv üzerinden yapılan yolsuzluklardır. AKP bütün yolsuzluklarını kültür arşiv üzerinden gerçekleştirmiştir. Ankara'da Melik Gökçek aynı şeyi yapmıştır. Mersin'de aynı şey yaşanmıştır. Antalya'da bugün su yüzüne çıkıyor her şey. Tek tek görüyoruz ki bütün yolsuzlukları kültür müdürlükleri üzerinden ve imar müdürlükleri üzerinden yapıyorlar. Şimdi bununla hesaplaşmadan yeni, eşit, özgür bir döneme sıçramak mümkün değildir. Dolayısıyla her şey güzel olacaksa eğer, geçmişle bu anlamda geçmişin hırsızlarıyla, talancılarıyla, halkın parasını iç edenlerle, halka yalan söyleyerek ülkenin geleceğini karartanlarla bu anlamda hesaplaşmak gerekir önce diye düşünüyorum. Ve ellerinde belediyeleri tutan aydınlanmacı diye bildiğimiz insanlarımızın da, belediye başkanlarının da önündeki görevlerin de bu olduğuna inanıyorum. Şeffaf, yalın, sade, anlaşılabilir ve hesap verebilir bir duruma doğru sıçramadığımız sürece bu anlamda maalesef ülke bulunduğu yerden daha geriye gider. Bazı noktalar var mesela. Karadeniz'de içim yaşarıyor bunları gördüğünüz zaman. Ben Artvinliyim, Şavşatlıyım. Benzeri yerde Karadeniz'in diğer noktalarında mesela Ayancık'ta, Sinop'ta, mesela Fındıklı'da, Karadeniz'in birçok noktasında geri alınan belediyelerde kültürel davranışlar da kardeşlik haline dönüştürülüyor. Evet. Bugün gördüm mesela Ayancık'ta AKP'nin tabelasını söktüğü bir park var. Parkın adı Yaman Okay Kültür Parkı. Hı hı. CHP Belediyesi geliyor hemen tabelasını tekrar, evet, Yaman Okay Parkı'na çakıyor. Aynı şey Fındıklı'da yaşandı biliyorsunuz. Kazım Koyuncu, evet, ve Atatürk Parkı'nın adının kaldırılmasını istedi. AKP bir yandaşı ya da AKP'li olduğu açık olan kaymakamın yaptığı şey. Bu tekrar Fındıklı halkının dayatmasıyla da tabela tekrar yerine çakıldı. Antalya'da aynı şeyler oluyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tekrar ulusal ve uluslararası prestijini kazanması gerekiyor. Adana'da aynı şey oluyor. Adana'daki Altın Kuzey Film Festivali'nin de aynı biçimde işlemesi sanat, kültür anlamında yeni bir zenginlik, yeniden bir zenginlik kazanmanın yollarını yakalamamız gerekiyor. Geliciliği bu anlamda başka türlü yenmenin, yani şiir söylemeden, şarkı söylemeden, dans etmeden, heykel yontmadan, oyunlar oynamadan, filmler çekmeden, karikatürler çizmeden, heykeller yapmadan yeniden barışıklığı, kardeşlik için barışıklığı, aşk için, eşitlik için barışıklığı sağlama şansımız yok. Yerel yönetimlerin en önemli görevlerden bu olduğuna inanıyorum. Ve şimdi tam da bunu kışkırtmanın zamanıdır. Geliciliğe inat, yalana inat, talana inat ve bu süren
din simsarlığı soysuzluğa inat. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Orhan Aydın. Güzel yorumlarınızı bizimle paylaştığınız ve desteğiniz için. Sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler. Sevgiler. Sağ olun. Evet, bizim TV'de Orhan Aydın'la konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim.